Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle un kurabiyesi. Tam 3 malzeme kullanacağız sadece. Başka malzemeyi kullanmayacağız. Senelerdir yaptığım un kurabiyesi tarifi. 250 gram tereyağını oda ısısında güzelce erittim. İçerisine elinizdeki klasik bardaklarla bir su bardağı pudra şekeri ilave edip öncelikle güzelce bir karıştırıyorum. Arzu ederseniz birazcık da nişasta katabilirsiniz seviyorsanız. Unu biraz azaltırsınız o zaman. Şimdi nişastayı yiyene kadar yağı şöyle bir karıştırıyorum. Bir taraftan da eziyorum. Bu oda ısısında güzel erimiş olması çok önemli tereyağının. Bu arada ezdim artık. Gördüğünüz gibi krema gibi bir görüntüsü var. Hemen içerisinde çok yavaş yavaş arkadaşlar. Lütfen bu aşamaya çok dikkat edin. Birden ununuzu eklerseniz kurabiyeniz mahvolabilir. Size ne kadar un ilave ettiğimi sonunda söyleyeceğim. Şimdi elimle yoğurmaya başlayayım. Çünkü kıvamını tutturmak oldukça zor. Yani yavaş yavaş un ilave edip hamuru yoğuracağım. Sizler de aynen benim gibi ununuzu yavaş yavaş katın. Eğer çok un katarsanız çok sert olur. Yani toparlayamazsınız. Az olursa da fırınınızda çok dağılacaktır. Eğer kurabiyeleriniz böyle yayılırsa bilin ki un az geldiği içindir. Benim gibi böyle yavaş yavaş katın. Bazen nişasta da katıyorum, bazen katmıyorum. Belli olmuyor. Siz de seviyorsanız şöyle bir yemek kaşığı bu esnada katabilirsiniz. Tam 3,5 bardak dolu dolu un kullandım. Ne az ne çok. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Gelin dikkatli ekleyin. Şöyle eliniz aldığınızda kıvamı böyle olması gerekiyor. Tamamdır. Hamurum yeterli artık. Şimdi hamurdan şöyle portakal büyüklüğünde parçalar koparacağım. Öyle hepsini birden yapmaya çalışmayın. İşiniz zorlaşır. Şöyle tahtamın üzerinde hafif yayıyorum. Çok olmadan. Bu şekilde hafif elimle bastırıyorum. Büyüklüğünü tamamen arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle bir çatalla derin çizikler atıyorum. Yanlamasına ya da kare olacak şekilde kesiyorum. Ben şöyle kareler hazırlamak istedim. Şunları tekrar alıyorum. Yavaşça gördüğünüz gibi çok güzel görüntüsü yok mu arkadaşlar? Bakın gayet güzel oldu. Çok yavaş hareketlerde alın. Tekrar şöyle hafif hafif hareketlerle. Şöyle çatalla çizik atıyorum. Aynı büyüklükte kesmek için kalıp olarak kullanıyorum. Hazırladığım kurabiyeleri tepsiye diziyorum. Hiç yağlı kağıt kullanmıyorum çünkü hamurun yapısı oldukça yağlı. Daha sonra birkaç kere elinizde muhakkak sıkın. Düzeltiyorum. Yanları bunları da düzeltin. Elimle hafif düzelteyim. Şu şekilde.
çizdikten sonra uç kısmını hafif alıyorum. Şu biraz küçük olacak. Bence gayet güzel. Tepsiye diziyorum. Hepsini tamamladım. Toplamda bu kadar çıktı. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında ortalama 20 dakika boyunca sadece altı kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyeyi fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde kızardı. Bakar mısınız? Altı böyle hafif kızarıp üstü beyaz kalacak şekilde pişirmeye özen gösterin. Hiçbir şekilde dağılmadı. Hepsi gayet güzel pişti. Böyle fırından alırken üzeri oldukça yumuşaktı. Çıkardım. Dışarıda bekletince hemen kıvamını aldı. Üzerine arzu ettiğiniz gibi pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben de şimdi üzerine biraz pudra şekeri serpeceğim. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Istabağını dizeceğim. Size şöyle ayrıntılı göstereceğim. Kurabiyelerin görüntüsü bence çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapısı, bakın şöyle yaptığım zaman harika. Böyle çok sert de değil. Sakın çok fazla fırında da tutmayın. Hatta şöyle bir tane ısırıp size de göstereyim. Şaslı olmadı halde ağızda o kadar güzel dağılıyor ki bakar mısınız? Sakın çok fırında tutmayın. Artık videomu burada bitireyim. Bu şekilde de dağıttığım için özür diliyorum. Videonun yorum kısmına birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup Seval Mutfak 2 kanalımı da takip almayı unutmayın. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.